Londra'ya gidiyoruz. FA Cup mücadelesini izleyeceğiz, finalini izleyeceğiz. Manchester United'la Chelsea karşı karşıya gelecek. Güzel bir deneyim yaşayacağız sanırım. Bu kadar eski olması. 150 yıllık kupa. İyi de bir kapışma. Sezonun son kupası İngiltere'de ne olacak? Beklediğimiz Osta Otel'e geldik. Manchester United maçına 2 biletimiz var. Uğur yine internetten en iyi mekanlara bakıyor. Bakalım kaç kilometre yürüyeceğiz? 3.7 kilometreye var mısın? 3 mü? Sadece 34 dakika. 3 kilometre yürüdük. Bana kalsa şu anda mesela Eat diye bir yer var. Eat. Çok mesaj basit. Eat yani. Evet, hello. Kaç kilometre yürüdük? Söyler misin Uğur? 3.7 toplam. Yarısı 1.5. Ne var yani? 4.8 puanlıyla gidiyoruz. Gidelim bakalım ne göreceğiz. Gerçekten merak ediyorum. Bakalım. Gidelim. Tekrardan merhaba. Uğur'un getirdiği yeri göstermek istiyorum. Çekilir misin oradan? Evet. Bu kadar sıra var. Puanı 4.8. 4 kilometre yürüdüm ve geldiğim yerde böyle bir sıra var. Teşekkürler Uğur. Peki Uğur ne yapıyor? Yeni bir rota belirliyor şu anda. Lütfen 50 metre ileriden sola döner misin? Burasıydı. Ben biliyordum zaten böyle olacağını. İçeri girdiğimiz gibi çıktık. Neden? Neden Oğulcuğum? Söyle bakayım. Neden? Çünkü 12'ye kadar kahvaltı sahnesi diyorlar. Evet. Bizi geciktiriyorsun. Söyle bir fiyatı. Ne kadar? 350-450 pound arası diyor. Teşekkürler. Harika. Sadece bu kadar harika. Uğur da deneyecek şimdi. Diğerlerini deniyorum. Geçen gün net günlüğü programında da vermiştik ve gerçekten bayılmıştım. Şu anda üzerime denedim ve yine çok beğendim. Manchester United'ın galiba deplasman forması olabilir. Deplasman forması mı olur? Evet evet. Deplasman üçüncü forması değil mi? Evet, üçüncü forma. Evet doğru. Üçüncü forma. Ben çok beğendim. Nasıl yakışmış mı? Fark ettim. Bu mağaza çalışanları Liverpool taraftarı. Bir sürü forma aldı. İçlerinde sadece en güzeli bu diye bunu verdiler. Gerçekten de Liverpool forması çok çok güzel. Bu arada formaya 3 saniye baktığımızda Muhammed Salah gol atıyor. West Ham United'da her ne kadar Bleach'ten sonra David Moyes'a yeni bir sayfa açsalar da West Ham'ın o dikişi bir türlü tutmadı. Fakat formasının dikişi bir o kadar güzel. Ne dersiniz? Buraya gelme sebeplerimizden bir tanesi FA Cup finaliydi, öyle değil mi? Manchester United'da Chelsea karşı karşıya gelecek. Haliyle Chelsea formasını denemeden olmaz. Dünyanın en eski organizasyonunun finalini izlemek için Londra'ya geldik. Hyde Park'tayız. Çoraplarımızı, ayakkabılarımızı çıkardık. Biraz sonra biraz şov yapacağız ama onun öncesinde biraz bilgilendirmek istiyorum.
isteriz sizlere. Manchester United'la Liverpool oynuyor demek isterdim ama Uğur Liverpool formasını daha çok sevdiği için onu aldı. Manchester United Chelsea finalini izleyeceğiz. Neden? Bir boy büyük aldım. Formayı niye tercih ettin? Şampiyonlar Ligi'nden de giyeceğim. Yok şaka bir yana, Chelsea forması bu sezon çok beğendim. Hayır, dedin ki bu daha pahalı, ucuz almam. Pahalı olanı tercih ederim o yüzden. Yakasını sevmedim Chelsea forması. Bir göstersin, çok güzelmiş bu arada. Evet, bu daha şık bir forması. Bu arada Conte ile Mourinho karşı karşıya gelecek, ne düşünüyorsun? İyi bir rekabet, güçlü bir rekabet. Eski takımına karşı bir şöyle Mourinho acaba ya sen nesin ki falan der mi? Zaman zaman bu konuda atışıyorlar, yani çarpışıyorlar. Gerçi en son Mourinho beyaz bayrak çekiyorum artık demişti. Ama tabii çok zor olmuş. Güzel bir karşılaşma olacak sanki. Aynen öyle. Gollü de olmasını bekliyorum bu kez. Kazanan da koltuğunu sağlamlaştırıcı özellikle Conte için çok ihtiyacı var. Değil mi? Daha yeri bile garanti değil Conte'nin. Değil. Mourinho daha rahat ama Conte geldi. Hadi bakalım. Hazır mısın? Başlayalım o halde. Dakikasına yetiştin Uğur. Çünkü Süper Lig'de birbirinden güzel karşılaşmalar vardı. Onları izledin. Ben Play'de Göztepe Galatasaray'ı izlemek de varmış kaderde. Kader. Biz öncesini planladığımız için bugün biraz çakıştı ama neyse ki o son 15 dakikasını izleyebildin. Klasik Chelsea. Bir sefere buldu ve bırakmadı. 8'li blok. Chelsea'nin usta olduğu iş. Chelsea'li taraftarlar arasında biraz zorlandım tabii. Çıt çıkmadı böyle sessiz sessiz gol atmasını bekledim. Sonradan oyuna giren Lukaku belki bir şeyler yapar dedim ama yetişmedi. FA Cup şampiyonu Chelsea oldu. Tebrik ederiz Galatasaray'da Chelsea'yle. Tebrik ediyoruz.
artık maçı da atlattık, maç telaşını da atlattık. Son gün bize kaldı. Biraz müzeleri gezeceğiz. Görülmesi gereken yerlerden ikisine gideceğiz. Çok zamanımız yok. Nerelere gideceğiz Uğur? British Museum'a gidiyoruz çünkü. Değiştirdik galeriye düşündüm. Londra'ya gelince mutlaka görülmesi gereken iki yer. Öyle değil mi? Evet. Birçok yer arasında. Bu ikisi muhakkak. Ki merkezde de yakın konumdalar. Evet evet yakınlar. Biz de yürüyerek yavaş yavaş gidiyoruz. Bileti nereden alırız diye baktık ama bilet ücreti yok. Sadece çıkarken bağış yapabiliyorsunuz. Hayatımın en özel anlarından biri. %40 maç için geldiysem %60 bu tableti görmek için geldim. Gılgamış Destanı'nın 11. tableti, son bulunan tableti. Lise zamanlarımızı hatırlarsınız. İlk yazılı eser adı altında böyle sınavda çıkardı. Öyle değil mi? Ama insanın farklı dönemlerde okuması gereken eserlerden bir tanesi Gılgamış Destanı. Çok mutluyum, çok da heyecanlıyım. Mutlaka eğer Londra'ya gelirseniz mutlaka görün diyorum. Doğru, sana çok teşekkür ederim. Bir saat boyunca aradım bu eseri. Tahmin ettiğimizden küçük çıktı. Daha büyük bir şey arıyor. Nuh Tufanı'nın efsanevi anlatımı. Utna Piştim uyarılıyor tanrılar tarafından bir tekne inşa etmesi. İnsanları ve hayvanları kurtarması için o da kuşları salıyor bir tekne inşa ediyor. Ve işte meşhur Nuh Destanı'nın bir başka versiyonu. Birçok dinin kitaplarının, kutsal kitaplarının da Gılgamış Destanı'ndan etkilendiği söyleniyor. Öyle deniyor. Üç kutsal kitapta da bu efsane veya bu yaşanmışlık farklı şekillerde anlatılıyor. Teşekkürler. Dönme vakti. Londra'daki seyahatimizi bitiriyoruz. Türk Hava Yolları'nın böyle seferi biraz yoğun olunca gün içerisinde seçenek şansımız da bir hayli fazlaydı. Biz de gece uçuşunu tercih ettik. Evet, uzun zamandır gece dönmüyorduk. Bize kaldı. Bir sonraki rota neresi diye soracak olursanız neresi Uğur? Dünya Kupası, Moskova. Dünya Kupası'na gidiyoruz, Moskova'ya gidiyoruz. Bizlere katılabilirsiniz. Yorumlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki rotada görüşmek üzere. We'll be right back.